Neden hakkınızda söylenenlere cevap vermiyorsunuz? Yoksa verecek bir cevabınız mı yok? Herkes bir şeyler söylüyor. İnsanlar kime güveneceğini şaşırdı. Sizin yanlış yolda olmadığınız ne malum? Yaptığım iş hak mı değil mi diye ne zaman tereddüde düşsek bir soru bizim çıkış noktamız olur. O soru da şu. İyi güzel konuşuyorsun da yapılan eleştiriler hiç mi zoruna gitmiyor? Tabii ki zoruna gidiyor. Yani sen etten kemiktensin, taştan demirden değilsin. FETÖ de sizin gibi ilk başta güzel, masum başladı. Sizin de ileride bir FETÖ olmayacağınız ne malum? Neden hakkınızda söylenenlere cevap vermiyorsunuz? Yoksa verecek bir cevabınız mı yok? Üstad Bediüzzaman'dan öğrendiğimiz bir hakikat var. Ömrümüzün sonuna kadar yaşamayı kendimize gaye edindiğimiz. O da şu, madem imanı var, o cihette kardeşimizdir. Bizlere bunu söyleyen, bizi beğenmeyen, bize belki kötü beyanda bulunan kişiler aleni, sıradan insanlar değil. Onlar Müslüman ve bizim kardeşimiz. Çok yüksek bir din bağımız var. Bundan dolayı din bağım olan kardeşim ve onun da temelindeki İslam her şeyden benim nefsimden de kıymetlidir. İslamiyet'in zarar görmemesi, ehli zındıkanın, münafıkların bizim bu mücadelemizden sevinip daha fazla üzerimize gelmemesi için biz Müslüman kardeşlerimize boğuşmayı, dalaşmayı, laf dalaşına girmeyi uygun bulmuyoruz. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam gibi. Herkes bir şeyler söylüyor. İnsanlar kime güveneceğini şaşırdı. Sizin yanlış yolda olmadığınız ne malum? Acaba bu hareketim doğru mu yanlış mı? Yaptığım iş hak mı değil mi? Diye ne zaman tereddüde düşsek bir soru bizim çıkış noktamız olur. O bir soru aslında bütün insanlığın, Müslümanlığın da çıkış noktasıdır. O soru da şu. Acaba Efendimiz Aleyhisselam olsaydı ne yapardı? Yani bu hareket Efendimizin sünnetine, beyanlarına, yaptığı hareketlere uygun mu değil mi? Çünkü tabii ki herkes kendi fikrinin doğru olduğunu savunacak ve kendi mesleğini, hizmetini benimseyecek, sevecek. En güzeli benimkidir diyecek. Ama şöyle bir yanlışa düşebilir. İnsan olarak tek güzel benim mesleğim. Bu işte sadece tek bir doğru mu var? Bunu da Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakarak çok net anlayabiliriz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı içerisinde o kadar farklı karakterde, yapıda sahabe efendilerimiz var ki. Kimisi çok celalli, kimisi çok rahmetli, kimisi çok yumuşak huylu, kimisi at sırtından inmeyi belki kendine yediremiyor. Dolayısıyla Efendimiz hiçbirisine şunu demiyor. Hepiniz Ömer gibi olacaksınız veya hepiniz Ebu Bekir'e Sıddık gibi olacaksınız demiyor. Ömer'e Ömerce davranıyor, Ebu Bekir'e Ebu Bekir'ce davranıyor. Hasan bin Samit var, kan görmeye dayanamıyor ama demiyor ki sen de Halid gibi eline kılıcı alıp meydanlarda cenk edeceksin. Hasan bin Samit'e de sen bir şiir ustasısın, edebiyatçısın, sen de dilinle cihad edeceksin diyor. Dolayısıyla karakterler farklı olabilir, yapılar farklı olabilir. Bizler farklı farklı karakterlerin, yapıların insanı olarak aynı dine inanmakla mükellefiz. Demek ki arada metot farklılıkları olabilir. Biz en güzeli biziz diyebiliriz ama tek güzeli biziz, tek doğru biziz asla demiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına ve yaşamına, beyanına uygun bir hizmet yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu da bu işi doğru kılar. İyi güzel konuşuyorsun da yapılan eleştiriler hiç mi zoruna gitmiyor? Tabii ki zoruna gidiyor. Yani sen etten kemiktensin, taştan demirden değilsin. Nefsinin ağrına gidiyor mu? Gidiyor. Fakat bunlar bizlerin birer terbiye, ıslah aracı. Dolayısıyla biz bunlardan bir süre sonra, yaramız iyileştikten sonra tabii ki memnun oluyoruz. Eleştiri insanı yükseltiyor. Fakat şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Eleştiriyi yaparken hakkı elinde tuttuğunda bunu iyi temsil etmek, davanı da iyi müdafaa edip karşıyı güzelce ıslah etmek lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir evin önünden geçerken kapı aralığından içki içen bir sahabe Efendimiz'i görüyor ve birden hiddetle içeriye dalıyor. Ve diyor ki be adam, Resulullah Aleyhisselam'dan duymadın mı? İçki haram kılınmıştır diyor. Şöyle o sahabe Efendimiz bakıyor. Duydum ya Ömer. Fakat aynı Resulullah bir mahrem alanına böyle girmemeyi de bize buyurmadı mı diyor. O cümle Hazreti Ömer'in beynine bir ok gibi saplanıyor belki. Gidiyor kendisini 2 gün mescide kapatıyor. Ben nasıl bir hareket yaptım diye. 2 gün sonra o sahabe Efendimiz'le mescitte buluşuyorlar. Ve ben diyor içkiye tövbe ettim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi ben de kimsenin mahremine bir daha öyle girmeyeceğim. Burada ne demeye çalışıyorum? Evet, birilerini ıslah edeceğiz, eleştireceğiz. Onların terakkiyeti, ahireti için çalışacağız. Fakat elimize hakkı tuttuğumuz zaman bu bize her şeyi yapma hakkını vermiyor. Güzel bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam insanları nasıl ıslah etmişse o şekilde eleştireceğiz. Doğru olan budur. Dolayısıyla birilerini rencide ederek, küçük düşürerek, kusurlarını insanlara duyurarak değil, tam aksine örterek. Yani mesela affedersin gaz kaçıran bir sahabe Efendimiz mescitte o hali yaşayıp utanınca sahabeler kim kaçırdı deyip onu, o sahabeyi ararken Efendimiz diyor ki hadi kalkın hep beraber abdest alacağız. Yani onun rencide edilmesine mani oluyor. Islah, eleştiri kabuldür, baş tacıdır ama Efendimiz nasıl yapıyorsa böyle yapmak lazım. Üstadımız bu noktada
orada bir kimseyi kırmadan, incitmeden bir dava hayatı yaşamış. En azılı düşmanlarına, mahkeme hakimlerine dahi hakkını helal etmiş. Onlar hakkında da kötü bir beyanda bulunmamıştır. Tamam da FETÖ de sizin gibi ilk başta güzel, masum başladı. Sizin de ileride bir FETÖ olmayacağınız ne malum? Bu itham sadece bizler için değil, herkes için yapılabilir. Çünkü bir evhamdır. Delili, temeli, esası yoktur. Bu yüzden herkese yakıştırılabilir. Bediüzzaman bununla ilgili der ki, delilden neşet etmeyen bir evhama itimat edilmez. Eğer kaynağı, temeli sağlam değilse, tutunacak bir dal yoksa ona güvenilmez. Çünkü bu şöyle bir yanlışı doğurur. Bu ülkede herkes size bir cinayet işleyebilirsiniz. Dolayısıyla herkesi cinayet işleyebilir ihtimaliyle o halde mahkemeye vermek lazım der Bediüzzaman. Bu da çok mantıklı bir hareket olmayacaktır. O yüzden bizler burada yaptığımız hizmette bu evhama dahi ihtimal vermeyecek derecede şeffaf ve berrak iş yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir kaide. Esas hileyi hilesizlikte biliyoruz. Yani siz buraya nereden geldiniz? Bu hakikatleri nasıl öğrendiniz? Buraya para giriş çıkışı nasıl oluyor? Nereden sağlanıyor? Finansman nedir? Gibi soruları buraya herkes girip sorabilir. Çünkü bizim taktiğimiz hilesiz olmak, berrak olmaktır. Ama şu kapıyı da açıyoruz. Buralara geldiniz, baktınız, araştırdınız. Gerçekten vatana, millete bir hainlik gördünüz. Kesinlikle polis, jandarma, askeriye hiç bize danışmadan gidip şikayet etmek, buralara karşı bu şikayet yapmak sizlerin vatani bir görevidir diye düşünüyoruz. Çünkü böyle bir şeyi biliyorsun, görüyorsun ve göz yumuyorsun. Belki bu da bir hainlik olurdu zaten. Bu kapıyı da açıyoruz. Herkes dilediği gibi araştırıp sorgulayıp buralara bakabilir. O delili, veriyi alan da istediği gibi şikayet edebilir. Fakat böyle bir şey yoksa da, ki yok elhamdülillah, bunların önüne evhamlarla, asılsız, ne olacağı belli olmayan fikirlerle, kuruntularla geçmeye çalışmak da bu hizmete mani olmak, bu vatanın gençlerinin imanına koşmaya çalışan bu gençlere mani olmak olduğundan bir zarar mutlaka verecektir. Verdirmemek, o kapıyı açmamak lazım. Şimdilik bu kadar yeterli ama sorularımızın devamı gelecek. Takipteyiz.